dersinin köklü ifadeler konusunu işleyeceğiz. Köklü ifadeler konusu daha önce de işlemiş olduğumuz üslü sayılarla alakalıdır. Üslü sayılardan güzel bir temelini oluşturduysak köklü ifadelerde de herhangi bir sıkıntı yaşamayız arkadaşlar. İsterseniz önce gelin köklü sayı ne demek, bununla alakalı kök sembolü nasıl gösterilir, bunlarla alakalı tanımlarımızı yazarak dersimize başlayalım arkadaşlar. Şimdi birinci olarak vereceğimiz tanım şu şekilde arkadaşlar. Tanım diyelim. Verilen sayının hangi sayının karesi olduğunu, hangi sayının karesi olduğunu, karesi olduğunu bulma işlemine karekök alma denir arkadaşlar. Karekök alma denir. Karekök sevgili arkadaşlar bu sembolüyle ifade edilir. Hemen tanımlarımıza devam ediyorum. Kök sembolü pozitif sayıların karekökünü bulmak için kullanılır. Bunun okunuşu var arkadaşlar. Okunuşunu şu şekilde gösterebiliriz. Mesela kök içinde 9 olduğu zaman bunun okunuşu karekök 9 diye okunur arkadaşlar. Karekök 9 diye okunur ve aklımıza şu gelecek. Kökün içinde bir sayı varsa hemen şunu düşüneceğiz. Bu içerideki sayı hangi sayının karesidir? Şimdi 9 neyin karesidir arkadaşlar? 3'ün karesidir. Dolayısıyla kök 9 aslında karekök 9 neye eşit olmuş oluyor? 3'e eşit olmuş oluyor. Niye? Çünkü 3'ün karesi 9'u veriyor. Yani demek ki bir kökün içinde bir ifade gördüğümüz zaman aklımıza ilk gelecek şey hangi sayının karesidir? Şimdi bunlarla alakalı hemen şöyle basit bir örnek verelim arkadaşlar. Mesela kök içinde 49. 49 7'nin karesidir. O zaman karekök 49 7 olarak karşımıza çıkıyor. Hemen buradan karekök 100 diyelim. Karekök 100 arkadaşlar. 100 neyin karesidir? 10'un karesidir. Dolayısıyla kök içinde yani karekök 49 7'ye eşit, karekök 100 10'a eşit diyebiliyoruz arkadaşlar. Mesela bununla alakalı şöyle basit bir soru var. Hemen şunu çözelim. Örnek diyelim, alanı 49 santimetre kare olan, alanı 49 santimetre kare olan karenin bir kenar uzunluğunu bulunuz. Bir kenar uzunluğunu bulunuz. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman karenin bir kenar uzunluğunu bulunuz diyorsa bize bakın kare çizdim. Herhangi bir ABCD karesi. Şimdi bir kenarına A dedim arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi normalde karenin alanı nedir? Bir kenarının karesidir. Doğru mu? Yani aslında karenin alanı şöyle diyorum. Alan ABCD A kare ile ifade edilir. Şimdi bu A kare 49'a mı eşitmiş arkadaşlar? Bu A kare 49'a eşitmiş. Peki arkadaşlar şimdi alanı 49. Ben ne diyordum? Şimdi mesela kök içinde bir sayı verdiği zaman neyi düşünüyordum? Hangi sayının karesidir diye düşünüyordum. Doğru mu? O zaman ben şimdi şöyle bir şey yazabilir miyim arkadaşlar? Alanı verilen bir karenin kare kökünü alırsam
kare kökünü alırsam karenin bir kenar uzunluğunu bulmuş olurum. Karenin bir kenar uzunluğunu bulmuş olurum. Şimdi bakın alanı 49'du bu karenin. Yani kök içinde 49'u alırsanız arkadaşlar 49 neyin karesi? 7'nin karesi. Dolayısıyla karenin bir kenarını 7 santim olarak bulmuş olursunuz arkadaşlar. Aslında bize basit yoldan 49'un kare kökünü sormuş demiş. Ama biz bunu kare içinde genellemiş olduk. Yani sana eğer karenin alanını veriyorsa alanın kare kökünü aldığında karenin bir kenar uzunluğunu bulmuş oluyorsun arkadaşım. Şimdi burada şöyle bir tanım yazacağım arkadaşlar. Bu tanım bizim için çok önemlidir. Neden diye soracak olursanız, dikkat ediyorsanız bakın biz burada hep karelerden bahsediyoruz. Hangi sayının karesi, işte karesi bu olan sayı vesaire diyoruz. Şimdi şöyle bir tanım yapalım. Tam kare sayıyı tanımlayalım. Tam kare sayı ne demek? Bir sayının karesi şeklinde yazılabilen sayılara tam kare sayılar denir. Bakın bu bizim için çok önemli bir tanımdır. Bir sayının karesi şeklinde yazılabilen sayılara tam kare sayı denir. Şimdi hocam ne demek istiyorsun? Şimdi bakın arkadaşlar, birin karesi bir mi? Bak sen biri bir sayının karesi şeklinde yazabilirsin. O zaman bir tam kare sayı diyebilirsin. Şimdi 2'nin karesi 4 mü? 4. Bak sen 4'ü bir sayının karesi şeklinde yazabildin. O zaman 4 tam kare sayı oldu. Bak 2 değil, 4. Niye? Çünkü 4'ü bir sayının karesi şeklinde yazabildin. Dolayısıyla 4 bir tam kare sayı oldu. 3'ün karesi 9. Bakın 9'u bir sayının karesi şeklinde yazabildiniz. Dolayısıyla 9 bir tam kare sayı oldu. 4'ün karesi 16, bakın 16 da oldu. İsterseniz ben bunu arkadaşlar 100'e kadar yazmış olayım. Tam kare sayıları bilelim. 100'e kadar olan tam kare sayıları bilelim. 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64, 9'un karesi 81, 10'un karesi 100, hatta biraz daha devam ettireyim. 11'in karesi 121, 12'nin karesi 144, 13'ün karesi 169 olarak yazarız. Peki hocam ben bunu nereye kadar bileceğim? Yani sonsuza kadar gider bu diyorsunuz. Arkadaşlar size bu sene karşınıza çıkabilecek maksimum 20'nin karesi ya da en fazla 25'in karesini sorarlar arkadaşlar. Yani siz 20'ye kadar olan sayıların karelerini muhakkak bilin. Tekrar ediyorum bakın, 49'u bir sayının kare şeklinde yazabildiğim için bak 49 bir tam kare sayı oldu. 100'ü bir sayının karesi olarak yazabildiğim için 100 bir tam kare sayı oldu. Dolayısıyla bunlar bizim için önemlidir arkadaşlar. Niye? Çünkü senin karşına bak kök 49 geldi. Bak sen 49 neyin karesi bunu biliyorsan direkt sonucunu yazabiliyorsun. Eğer mesela kök 16, bak 4'ün karesi hemen 4'e eşittir. Kök 25, 5'in karesi 5'e eşittir. Kök 64, 8'in karesi 8'e eşittir. Kök 81, 9'un karesi de 9'a eşittir gibi hemen köklü ifadeleri tık 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 yazabileceksin arkadaşım. Dolayısıyla bunları bilmek bize bayağı bir kolaylık sağlayacaktır arkadaşlar. Evet, şimdi basitçe köklü ifade ne demek, kök sembolü ne demek, bir sayının karesini almayı zaten üstlerde de göstermiştik, tam kare sayı ne demek, bunları da arkadaşlar hemen böyle pratik yolla
güzel bir şekilde göstermiş olduk. Şimdi ben örneklerime bakıyorum arkadaşlar. Evet, örneklerimden önce şöyle bir tanım yazmak istiyorum. Daha doğrusu not diyelim biz buna. Karesi A olan sayılar, karesi A olan sayılar eksi kök A ve kök A'dır arkadaşlar. Yani şunu demeye çalışıyorum. Eksi kök A'nın karesi de A'ya eşittir. Kök A'nın karesi de A'ya eşittir. Buradan ne anlıyoruz? Köklü bir ifadenin karesini aldığım zaman kökten kurtuluyor. Negatif sayının çift kuvvetli pozitif olduğu için pozitif oldu. Yani bakın arkadaşlar, şöyle de diyebiliriz. Şimdi kök A'nın karesi demek, kök A'yı iki defa çarpmak demek mi? Değil mi? Kök A'nın karesi demek, şöyle yazalım. Kök A'nın karesi demek, kök A'yı iki defa çarp demek. Şimdi arkadaşlar, burada şöyle bir özellik de öğrenmiş oluyoruz. Köklü ifadelerin aynı iki köklü ifadeyi çarptığım zaman kökten kurtuluyor arkadaşlar. Tamam mı? Hemen somut bir örnek verelim. Mesela kök 2 çarpı kök 2. Bak, iki aynı köklü ifadeyi çarpıyorsanız kökten kurtulur ve 2 olarak yazarsınız arkadaşlar. Başka bir örnek daha verelim. Kök 3 çarpı kök 3. Bakın, iki tane aynı köklü ifadeyi çarptığımız zaman kökten kurtarıyoruz arkadaşlar. Bu tanım da bizim için önemlidir. Niye diye soracak olursanız arkadaşlar, hemen bakın şöyle bir örnek sormuş bize. X kare eşittir 15 ise X'in alabileceği değerler. X'in alabileceği değerler. Şimdi bakın, biz burada ne dedik? Karesi A olan sayılar kök A ve eksi kök A'dır. Yani bugün karesi 15 olan sayılar ya kök 15'tir ya da eksi kök 15'tir. Değil mi arkadaşlar? Bize de bu soruyu çözmek için pratik bir yol olarak karşımıza çıkıyor. Bir de şöyle bir şey daha yazmışız. Kök A ifadesi karesi A olan sayıyı bulma işlemidir. Sayıyı bulma işlemidir arkadaşlar. Hemen basit bir örnekle şurada çözelim. Örnek. Karesi 36 olan sayı kaçtır arkadaşlar? Bakın, bir sayı var, bunun karesi 36'ymış. Daha doğrusu siz ne yapacaksınız? Kök içinde 36'yı mı alacaksınız? Evet. Hangi sayının karesi 36'dır? 6'nın veya şöyle de diyebilirsiniz. Eksi 6'nın da karesi 36'dır. Doğru mu arkadaşlar? O zaman şunu şöyle yazmayalım da. Evet, şöyle yazmayalım. Çünkü oraya girersek o lisede biraz daha detaylı inceleyeceğiniz bir yere girmiş oluyoruz. Şöyle diyelim. Eksi 6 veya 6'nın karesi 36'dır demiş bulundum arkadaşlar. Hemen başka bir örnek yapalım. Örnek. X kare eşittir 7 ise X'in alabileceği değerler. X'in alabileceği değerler arkadaşlar. Ne dediğimiz bize? Evet, bir sayının karesi 7'ymiş. O zaman x kare 7 ise arkadaşlar, x ya kök 7'dir ya da eksi kök 7'dir şeklinde yazmış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar, hemen şunu anlatalım. Şunu da şöyle koyalım. Şimdi arkadaşlar, bir sayının kökünü alma vesaire, bunları şu ana kadar görmüş olduk. Peki ben şunu merak ediyorum. Mesela diyorum ki kardeşim, kök 29 sayısı, kök 29 sayısı hangi tam sayılar arasındadır? Hangi tam sayılar arasındadır? Şimdi ben bunu merak ediyorum.
Şimdi bunu yaparken arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. Şimdi 29 sayısından bir önce gelen tam kare sayı kaç? 25, doğru mu? Bakın tam kare sayılar burada bizim için çok önemli. Şimdi 29'dan bir önce gelen tam kare sayı 25. 29'dan bir sonra gelen tam kare sayı 36 mı arkadaşlar? Yani burada bir önce gelen, bir sonra gelen mevzusunu şöyle anlıyorum. Yani nasıl bir önce gelen? Yani 29'dan küçük en büyük tam kare sayıyı soruyorum aslında. 29'dan büyük en küçük tam kare sayıyı soruyorum aslında. Şimdi demek ki arkadaşlar bakın. 29 sayısı 25 ile 36 arasında mı? 25'ten büyük, 36'dan küçük. Ama bak ben kök 29 arıyorum değil mi? Bakın her tarafın kökünü alırsanız kök 25 5 diye çıkar. Kök 29, kök 36 6 diye çıkar. Bakın demek ki kök 29 5 ile 6 arasında bir sayıymış arkadaşlar. Bunun sayı doğrusunu gösterirken de şurası 5 olsun, şurası 6 olsun. Şimdi 29, 25'e daha yakın, doğru mu? Buraya 4 mesafesi var, buraya 7 mesafesi var. O zaman 5'e daha yakın bir yer ne olur? Şurası kök 29 olarak gösterilir. Demek ki bir köklü ifadenin hangi tam sayılar arasında olduğunu merak ediyorsak, kökün içindeki sayıdan bir önce gelen tam kare sayıyı ve bir sonra gelen tam kare sayıyı buluruz. Bu şekilde işlemlerimizi yaparak hangi tam sayılar arasında düştüğünü bulmuş oluruz. Mesela arkadaşlar şöyle bir soru daha çözelim. Mesela kök içinde 73 sayısı hangi tam sayılar arasındadır? Şimdi ne yapacağız? 73'ten bir önce gelen tam kare sayı kaç? 64 mu? O zaman bakın 73 64'ten büyük, bir sonra gelen tam kare sayı kaç? 81 mi? Evet, 81'den küçüktür, doğru mu? Ama bakın ben kök 73'ü arıyorum. Dolayısıyla her tarafı kökünü alacaksın. 64 8'in karesi, kök 73 81 9'un karesi. Demek ki kök 73 sayısı 8 ile 9 arasında bir sayıymış. 73 sayısı 8 uzaklıkta, buraya 9 uzaklıkta, 9'a daha yakındır. Dolayısıyla sayı doğrusunu gösterirken de arkadaşlar 8 ile 9 arasında 9'a daha yakın bir yerde olarak göstermiş oluruz. Son bir örnek daha çözeyim bununla alakalı. Mesela kök içinde 175 sayısı hangi tam sayılar arasındadır? Olsun arkadaşlar. Şimdi bakın 175'ten bir önce gelen tam kare sayımız 169 mu? Evet. Şimdi 169'dan büyük 175'ten bir sonra gelen tam kare sayımız da 196, değil mi? Şimdi her tarafın karekökünü alıyorum. Aldım. 169 13'ün karesi. Bakın niye 20'ye kadar olanları bilin diyorum. Bak böyle sorular karşımıza çıkabiliyor. 13'ün karesi. Şurası kök 175 oldu. 196 da 14'ün karesi. Demek ki kök 175 sayısı 13 ile 14 arasındadır. 13'e daha yakındır demiş oluruz arkadaşlar. Şimdi burada dersimizi noktalayalım. Temel bir giriş yapmış olduk. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.